Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Haftanın SmackDown Raw değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz. Spor yaparken, okula giderken, ders çalışırken, oyun oynarken dinlediğiniz Güreş Türkiye Radyosu son sürat hızla devam ediyor. Boğaç var yanımızda. Boğaç Ülker. Merhaba. Merhaba efendim. Merhabalar. Galiba bugün geçici sunucu. Evet. Öyle görünüyor. Hem de yorumcu. Ayrıca Kuti Mysterio adı ile bilinen Kutay. Merhabalar, hoş bulduk. Brock Lesnar'ın WWE ile problemi olduğu söyleniliyor. Ne gibi problem diyecek olursan, kemeri ve aynı zamanda Money in the Bank briefcase'ini T'ye aldığı konuşuluyor. Hatta Brock Lesnar hakkında bir ultimatum da yayınlandı WWE yönetimi tarafından. Stephanie McMahon'ın sözcülüğüyle. Ne dersin? Brock Lesnar'ın sonu mu geliyor? Ya Brock Lesnar'ın sonunu değil Stephanie. Vince McMahon 10 sene çalışsın yine getiremez yani. O öyle kolay bir iş değil. Bunun haricinde yani bu adamın tişörtünü çıkarmışken, o Brock Party tişörtünü yapmışken gelip de işte ondan sonra biz kınıyoruz, vay efendim böyle, vay efendim şöyle demek bana samimiyetsiz geliyor. Bu adam bence gayet güzel bir şekilde çantayı sunumunu yapıyor. Yani daha doğrusu yaptı, büyük ihtimalle görmeyiz herhalde daha Lesnar'ı bir süre de. Hani bir noktaya kadar iyi bir şekilde sunumunu yaptı. Yani bu çanta ne hallere sokulduğunu bir önce herkes bir geriye baksın düşünsün. Ondan sonra Lesnar'a herkes teşekkür edecek bu konuda. Yani ne kadar sevelim sevmeyelim ama bence çanta sahibi olarak güzel bir performans gösteriyor. O yüzden evet. Yapılanları ben yanlış buluyorum açıkçası. Yani çok, en azından çok, şu an takılan tavırı. Çok güzel bir özet geçti. Revelation yazmış. Bir gün ben de oturacağım orada güreş şovlarını takip etmesem de demiş. Evet, bugün bir tane koltuğumuz boş aslında. İlerleyen dakikalarda sen de konuk alabiliriz Revelation. Leon Ert olarak selam vermiş number 13. Namazdan bildiriyorum. Çok akıcı bir top oynanıyor. Burada tırım bir evet. Aynı şekilde yine Oh My Mind telaffuzuma Mutlu Ulusoy'un Kırmızı Şeytanlar benzetmesi yapılmış. Kırmızı Bakara Şeytanlar. Vakara Vukara demiş. Buğra Brock Lesnar demene bitiyorum. Ya bu adam Brock Lesnar oğluna Türk ismi koyan biri değil mi abi? Brock Lesnar zaten Eskişehirli, bilmiyor musunuz? Yani doğru. Bu artık herkes şeyi öğrenecek yani. WWE güreşçilerinin bir kısmının Türkiye'den göçmüş olduğunu herkes öğrenecek zaten. Yani ya adamın adı Burak. Çocuğunun adına Türk koymuş. Daha ne istiyorsunuz? Bu muhacir işte. Tatarlar var ya Eskişehir'de. O tarz Balkan göçmeni. Sarışınlık da oradan geliyor zaten. Yani şimdi Mustafa Ali'nin Siverekli olduğunu da unutmayalım. Tabii ki o zaten yani. Su götürmez bir gerçek kod blue demiş. Brock Lesnar Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi mezunu arkadaşlar. Bunu bilmeyenler de. Evet Kutay, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyorsun bu hafta WWE şovlarına? Sen de görüşlerini alalım. Ardından ufaktan Raw ve SmackDown'ın önemli segmentlerini değerlendirelim. Genel olarak aynıydı. Yani son zamanlara ek olarak farklı bir şey yapmadılar. Yani başka da diyecek bir şey yok. Yani Boğaç abi zaten söyledi. Özet geçti. Evet, aynen. Çok güzel bir özet geçti. O zaman sunucu olarak Boğaç'a sözü devredelim. Boğaç'ım, Rav şovuyla başlayabiliriz. Rav şovu beklenenin aksine gayet normal bir şekilde önceki haftadan görüntülerle başlıyor. Önceki hafta malumunuz Dolph Ziggler geri dönüşünü yapıp Kofi Kingston'a güzel bir şamar dersi vermişti. Kofi ringe geliyor ancak Kofi Dolph Ziggler'ı falan çağır diyor ama hani ondan sonra Paul Heyman ve Seth Rollins derken Brock Lesnar da olaya dahil oluyor. Aslında kısmen bir bu çantayı Lesnar aldığından beri aynı segmentlerden bir tanesini yine görüyoruz. %100 yine katılıyorum. Evet, devam edebilirsin. Ufak bir Paul Heyman bir açıklama yapıyor. Orada ufak bir görüşme, konuşma devam ettikten sonra alandan ayrıldıklarında Dolph Ziggler tekrar ortaya çıkıp yine ufak bir şamar modunu yapıp ondan sonra genel mesajını yollayıp o kemeri ben alacağım
Abiş diyor ve açılış kısmını böyle sonlandırıyoruz. Ben Chatbox'ın görüşlerini de çok merak ediyorum. Sevgili Boğaç, Brock Lesnar bir çifte şampiyonluk çıkarabilir mi buradan? Yani bir Undisputed Champion dedikleri o eski Chris Jericho'nun başardığı gibi, bir zamanlar CM Punk'ın başardığı gibi iki ayrı WWE şampiyonluğuyla Undisputed Champion olabilir mi diye, bir ters köşe yapar mı WWE diye düşünmüyor değilim. Bu konuda senin görüşlerine merak ediyorum. Ayrıca vallahi segment konusunda tekrara mı düştü WWE? Yani kısmen. O konuda da görüşlerini merak ediyorum. Tabii ya, segment olarak çok inanılmaz bir yorum yapmaya gerek yok. Bence kısmen tekrara düştüler. Ama anladığım kadarıyla Lesnar'ı böyle farklı nasıl kullanacaklarıyla dair ellerinde bir done olmadığı için, ya da Lesnar mı bunu acaba istemiyor? Yani bu yaratıcı kontrol, yani creative control dediğimiz olay Lesnar'ın elinde mi, onu da tam olarak bilmediğim için net bir yorum yapamıyorum ama yani hani o yüzden kısmen tekrara düşmüş gibi geliyor. Diğer soruya gelecek olursak, ben şahsen Lesnar'ın şey yapacağını düşünmüyorum. Çifte kemer yapacağını düşünmüyorum. Zamanında yaptırmadılar mı bu adama çifte kemer? Evet. Yani bir daha yapılacağını düşünmüyorum ama işte bu Fox'un anlaşması Ekim'de gelecek olan yeni yayın, yani Fox'un SmackDown'a geçemez anasını satayım. Niye böyle bir şey söyleyecektim ben de bilemiyorum da. Neyse. Sonuçta yani bu anlaşma Lesnar'da buradaki en büyük marka olduğu için Fox markasında kemeri Lesnar'da isteyebilir. O yüzden ben hala yani Kofi'nin veya gelecekte kim şampiyon olacaksa SmackDown şampiyonunun hedefte olacağını düşünüyorum. Çifte kemer bence olmayacak. Yani. Evet, çok güzel özetledin yine. Sevgili Kutay, sen çifte kemer ihtimali nasıl görüyorsun? Şimdi çifte kemer olacağını düşünmüyorum ama Heyman'ın bu hafta içerisinde bir tweet'i vardı. Evet. Keşin konusunda, hani Seth Rollins ve Kofi derken bir de parantez içinde belki de Dolph Ziggler'a keşin yaparız diye bir tweet vardı Paul Heyman'ın. Hani bir de Fox anlaşması evet, da bunun üzerine gelince hani olabilir yani. Hani WWE kemerine oynayabilir Lesnar. Bu arada geçen hafta yaptığım yorumda da, hani şu tape yorumu, geçen hafta yaptığımda haftasında direkt tape olması çantanın, hani biz bizi görüyor ne kadar olabilir. ne kadar öngörülü, ileri görüşlü bir yorumcu olduğunda ispatlar nitelikte durum. Revelation demiş, Kofi Kingston açısından bakmış olaya. Devamlılık yok gibi. Kevin Owens feud'a girmemiş miydi bunlarla? Ziggler'ın Super Showdown feud'u bitene kadar ara mı verdiler şimdi diye sormuş Boğaç. Ne dersin abi? İşin Kofi Kingston yanına bakacak olursan. Bence Owens'la olan o feud'u bitirmediler. Yani o da devam edecek gibi bir his var içimde. Yani o kolay kolay öyle direkt böyle sonuca bağlanacak gibi durmuyordu en azından. Yani Dolph Ziggler tamamen Arap şovunda bir geçiş rakibi olmak mahiyetinde döndürülmüş gibi hissediyorum. Zira şöyle bir şey de var, yanlışım yoksa Kevin Owens zaten Arabistan'a gitmeyecek. Evet. Şova. Yani biraz da bunun etkisi de olabilir. Zaten Dolph Ziggler, yani chat'tekiler de eğer haberleri 3 aşağı 5 yukarı takip ediyorlarsa, son zamanlarda tamamen kendi istediğini ve şirketin güreşli temsilciliğini yapan bir isim. O yüzden ben yani kısa vadede Dolph Ziggler'la alakalı çok büyük bir planlanma yapıldığını sanmıyorum. Ben de aynı aslında benzer görüşlerdeyim. Oh My Mind demiş sevgili Kutay. WWE'nin reytinglerin içine ederken Lesnar'ı ağam paşam çekerken Money in the Bank'in hakkını verdiğinde ayak altına alma çabası demiş. Lesnar bence çifte kemer alacak maalesef. Neyse ki Ayuv geliyor demiş. Ayuv şirketinden bahsetmiş. Cody Rhodes'un, Tony Khan'ın, The Elite'in hegemonyası altındaki şirket. Kutay, ne diyorsun All My Mind'in görüşlerine?
Şimdi o Muhammed'in görüşlerini denkleyeceği çifte kemer, dediğim gibi çifte kemer düşünmüyorum. Yani o bir keşin olacaksa siyah kemer, WWE kemerine bir keşin olacak gibi geliyor. Yani Iowa'da gelince hani ilk şovlarıyla herhalde beklentisi olmayanları da şaşırttılar. Yani beni de zaten şaşırttılar. Konuşacağız hani SmackDown ve Raw'ı bitirdikten sonra ufak bir AEW bölümü yapacağız herhalde, değil mi? Evet, aynen öyle. Bir de benim farklı bir sorum var. Bu Extreme Rules Show'unda Triple Threat maç olmayacak mıydı? Kofi, Owens, Ziggler arasında. Öyle yani, bir haberler arena, geçiyordu. Arena reklamıydı o. Sızdırılan reklam o ama kesinleşmiş bir şey yok. Ha, anladım. İyi o yani. Zaman benim görüşlerim de bu kadar şu anlık. Evet sevgili Boğaç. Devam edelim mi? Aynen. Number 13 son bir görüş belirtmiş. Olmaz Hı-hı. demiş. Kofi'nin hakkını teslim eden WWE Dolph'a bir ana kemer verir mi? Diye eklemiş. Evet aslında bu son zamanlarda yabancı profesyonel güreş forumlarında da gördüğüm bir fikirdi, öngörüydü. Aynı başarıyı Kofi Kingston'ın Reign süresindeki bir Reign'i Dolph Ziggler'a da gösterirler mi? WWE artık küçük adamların şirketi mi oldu? Ya da şans verilmeyenlerin şans bulduğu alan haline mi geldi? Ne dersin Boğaç? Yok yani WWE hala büyük adamların çok daha rahat bir şekilde şampiyonluğu kotarabileceği bir şirket bence yani. Hani şu an biraz daha farklı olmak ve kısmen de rating kaygılarından ötürü bazı küçük isimler başarılı oluyor. Benim görüşüm bu tamamen. Ya çünkü bu şirketin tarihine baktığınız zaman büyük isimler gerçekten her zaman başarılı oluyorlar. Ama ben Dolph Ziggler'ın işte ya dediğime getireceğim yine. Hani bu Dolph'la alakalı çok ciddi bir planlama olduğunu ben sanmıyorum. Yani olursa şahsen şaşırırım. Ama eğer ki Lesnar'ı bir şekilde bu düz kemere yani siyah kemere müdahale etmeyeceklerse çok büyük ihtimalle Kevin Owens işin sonunda artık dananın kuyruğunu koparıp o kemeri alır gibi geliyor bana. Yani hani Kofi'nin günleri bence sayılı. Yani insanlar çok seviyor ama yani ben hala sayılı olduğunu düşünüyorum günlerinin. Ya öyle söyleyeyim. Ziggler'da olup Kofi'de olmayan şey ne sence Boğaç? Ziggler'da olup Kofi'de olmayan şey karizma. Düzeltiyorum. Tamam. Okey, bu cevabı aldık, karizma. Peki antitezini sorayım. Kofi'de olup Ziggler'da olmayan şey ne? Yani Kofi'yi ana kemer şampiyonu yapıp Ziggler'da olmayacağı için ana kemer şampiyonu olamayacak şey ne? O da eğlence herhalde ya. Yani ya, entertainment dediğimiz. Tam olarak o ve bu bağlamda marketing. Ah işte yani aslında oraya geliyor konu. Aynen öyle. Revelation demiş. Sen Ziggler'a küçük adam mı dedin Buğra Gür? Ya vallahi ben küçük adam demedim ama maalesef durum biraz bu kapitalizme damardan bağlıyız bu konuda diye düşünüyorum. Vakara Vukara Underdog senaryosu demiş. Hayran desteği demiş Oh My Mind. Devam etmiş. Cesaro var herkesten önce madem herkese hakkı veriliyor demiş. Herkes yerini bilsin diye eklemiş. Açılış segmenti böyleydi. Konu konuyu açtı adeta. Görüyorsunuz Kofi'nin şampiyonluğu ne kadar tartışmaya açık. Ama diğer tarafta Brock Lesnar'ın, Seth Rollins'in şampiyonluğu hakkında en fazla iki cümle edebiliyoruz. Aslında büyük şampiyon olmak da tam manasıyla bu demek. Tabii. Sıradaki segmente geçebiliriz o zaman Boğaç. Tabii ki. Shane ile Drew geliyorlar. Malum dünyanın en iyi güreşçisi olan hazretleri Shane McMahon. Yeni yancısı olarak Drew McIntyre'ı aldı. Ya aslında şöyle, kırmızı brand'de Drew, yeşil brand'de Elias. Hani böyle bir durum var. Zaten SmackDown'a geldiğimizde de herhalde Elias konuşacağız bir kısım. Bir yerel bir Anoa'lıyla maça çıkıyor. Samoa'lıyla daha doğrusu.
Roman'ın Roman kuzeniyle maça çıkıyor. Aynen. Roman'ın kuzeni Lance Anoa ile maça çıkıyor. Üstünde Roman Reigns kıyafetleri olması adamı. Peki. Aynen aynen baya böyle ilginç bir abi. Üstü Roman Reigns 6 2014 model Usos gibi daha çok. İşte tam olarak bir Anoa ailesi diyebiliriz. Yani maç klasik bir hani lokal güreşçi normal güreşçi edasında geçtikten sonra Shane McMahon en sonunda rakibini pes ettirerek maçı kazanıyor. Ondan sonra Roman Reigns geliyor. Roman şöyle güzel bir yargı moduna girerken Shane ile Drew oradan kaçıyorlar ve segmenti burada bitiriyoruz. Yani aslında kaç kovala segmenti diyebiliriz buna basitçe. Evet, Roman Reigns'in tiplemesi biraz şeye benziyor bu aç. Fenerbahçe'nin Josef de Souza'yı yollayıp da yerine tokatçı neydi? Jason. Yani resmen Josef de Souza light versiyonu alması gibi. Roman Reigns yoktu segmentte fakat daha sonra dahil olsa da onun bir light versiyonu vardı. Bilmiyorum. WWE gerçekten farklı senaryoları her hafta seyirciyle seyirciyi farklı senaryolarla şaşırtmaya devam ediyor. Kutay sen ne dersin? Yani diyecek bir şey yok. Hani segmentle alakalı. Hani maçta da Shane McMahon sadece pes ettirmek dışında bir şey de yapmadı. Drew adamı dövdü. Shane işte mikrofon başında o vay canına nasıl dövüyor falan. Yani böyle bir triplere girdi. En son Roman Reigns geldi. İkisi de kaçtı. Yani işin tuhaf tarafı Shane'in bu yaşta üst üste 6. pay-per-view'una çıkacak olması. Hani bu yaşta yani zor bir iş yapıyor olsa gerek. Ama tam güzel gidiyor derken şimdi yem olacağı bir maça çıkıyor Super Showdown'da. Bu aç. Bence orada yani, çok yem olmayı yani önemsemiyordur da. Yani Arap parası sonuçta. Ya %100 katılıyorum. Arap şovları da WWE'nin çehresini %100 değiştirdi ya. Undertaker WrestleMania'ya çıkmadı. Haftaya Cuma günü Cuma namazına mütakip ikindi namazından sonra şeye çıkacak. Super Showdown'a çıkacak. Farklı bir yer oldu WWE. Bilmiyorum. Ben bu durumu da çabucak kabullenebiliyorum. Galiba ben de liberal, kapital bir adamım. Ya aslında burada konuşmamız gereken olay Kutay'ın dediği muhabbet. Shane'in harbiden arka arkaya artık 6. mı oldu demiştin Kutay? 6. Ya 6. Royal Rumble'dan sonra 6. işte. 6. pay-per-view'una çıkması bence takdire şayan bir olay ama yani bu adam çünkü hani WrestleMania'larda maça çıkıp böyle bayağı bir ara vermek zorunda kaldığı dönemler oldu. Hani yaşadığı maçtaki sertliklerden ötürü. İlginç tabii geliyor bir aslında bir bu kadar. Bir ara rutine bağlamıştı. Her maçtan sonra çok uzun süre hastanelerde yatmak durumunda kalıyordu. Aynen. Yani yüzden bana kısmen şey geliyor. Yani helal olsun diyesim geliyor kendisine karşı. Aynen öyle. Çünkü çok yani basit bir iş değil hani Shane McMahon'ın yaptığı. O yaşta ve o kondisyonda olmak zorunda olmayan da bir adam aslında olarak. Ya böyle bir kere milyoner çocuğu yani. Hatta milyarder çocuğu. Ama dediğin gibi bu disipline sahip olmuş olması bu insanların nasıl milyoner olduğunu ispatlar nitelikte bir durum. Aynen öyle. Var mı ekleyeceğiniz başka bir yo, şey? Yok bu kadar. Ha bak bir soru gelmiş Burak. Vakara Vakara'dan. Shane'in WWE şampiyonu olacağı mevzusu vardı. Evet. Ona biraz açıklar mısın Burak Reis demişler. Yok abi bence Shane McMahon bu sene içinde şampiyon, WWE şampiyonu olacak. Çünkü kemerin seviyesini ben biraz da kasıtlı aşağıya çekildiğini düşünüyorum. Yani tamam Kofi Kingston underdog şampiyon işte ne bileyim ürün satışı, marketing, kapitalizm falan da tek nedenler bu değil yani. Biraz da kemer daha çok senaryo alan, Roman Reigns ile çekişmeye giren, dünyanın en iyi güreşçisi Shane McMahon'a doğru gidiyor. Diye düşünüyorum. Yani, onun dışında şöyle bir bakalım.
Ne var? Arap şovları yapılmak zorunda. Ayev savaşına girerken çok paraya ihtiyacı olacak WWE'nin. İlginç yani bir. Şimdi WWE'nin maddi sorunu olduğunu düşünmemiz için şu kanaatte olmamız gerekiyor. Ayev parayı basıyor, WWE'nin elinden güreşçiyi alıyor. Böyle bir durum var mı? Yok. Yok. Yakın vakitte olabilmesi söz konusu mu? Değil. Ya o zaman WWE yani abi yani ekonomik obezite diye bir kitap vardı, onu okumuştum. Yani muhtemelen Türkçe çevirisi o değil de ben İngilizce kapağı Türkçe kafamda Türkçe'ye çeviriyorum. Ekonomik obezite kitabında milyarderlerin bir kuruşa daha ihtiyacı olmamasına rağmen hayatını istediği gibi sürdürebilmesi için daha çok milyarlar kazanmak adına hırsla çalıştıklarını ve bunun bir ekonomik obezite olduğunu anlatan bir kitaptı. Yani Vince McMahon da böyle bir karakter. Daha çok milyara sahip olabilmek için gözünü hırs bürümüş biçimde daha fazla çalışıyor. Onun için ay falan biraz vız gelir tırıs gider. Ay fanlar üzülmesin fakat durum bu yani. Onu zaten herhalde şimdi bir yaklaşık yarım saat sonra çok daha detaylı konuşuruz. Double or Nothing'i böyle ufak bir değerlendirirken. Olur. Bundan sonraki segmentimizde yanlış olmasın, karıştırmayalım. Ha. Şimdi Lesnar ve Heyman tekrar sahneye geliyorlar. Ve arkasından da Seth Rollins geliyor. İşte Heyman orada. Seth Rollins gelmeden önce Heyman çok klasik bir Brock Lesnar promosu keserken orada. Bir şey diyeceğim. Tabii. Bu show açılışında olan şeyi bir de niye show'un ortasında yaptılar? O da NBA maçı falan vardı da şey mi oldu? Bir daha yo, aynı segmentti. NBA maçı da yoktu herhalde o gün. Emin değilim ama. Ama bu arada bu segment daha eğlenceli olan segment. Hani bu da ilginç bir anekdot. Ya biraz şey olabilir. Hani ilk segment aslında tamamen Kofi'yi hani yalnız bırakıp Dolph Ziggler'ı ortaya göstermek. Burada daha böyle bir Seth Rollins Brock Lesnar ikilisini ortaya çıkarmak açısından ikiliyi aynı anda ya aynı gecede iki kere kullanmış oldular işte. Segmente devam edecek olursak hani set konuştukça Lesnar da teypini gösteriyor sete. En sonunda Paul Heyman kontratı okurken, burası bence inanılmaz güzel bir sahne. Lesnar'a doğru ve herkese doğru kontratı okurken işte bir sene içerisinde diye hani bir not söylüyor. Diyor ki işte istediğin zaman bir sene içerisinde istediğin zaman da maça çıkabilirsin diye. Lesnar dönüyor bir anda. Kontratı alıyor. Böyle bakıyor falan. Hani bir sene mi falan diyor. Ondan sonra kontratlar Heyman'ı dövmeye başlıyor. Heyman bayağı böyle. Yalnız dipnot düşmek istiyorum. Bence Brock Lesnar Heyman'a saldırışıyla senaryo bazında yani maç içi book bazında güç kaybetti. Daha önce Heyman'la birlikte tartakladığı zaman Paul Heyman'ı işte yalnız ringe girdiği zaman benim umurumda değil Kurt Angle'ın GM'liği ben şovu izlemiyorum maçıma çıkar bakar giderim deyip Heyman'ın telefonlarını duvarlara çarpıp kırdığı zaman Roman Reigns'i bir an dünyanın en iyi güreşçisi aklıma geldi. Roman Reigns'i kemeri kaybetmişti. Yani yalnızlaştığı zaman. Şimdi de yalnızlaşıyor. Lan acaba diyorum boşa keşin yapar mı? Yok ya. Yani Brock Lesnar'a boşa keşin de yaptırtmazlar herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani ben sanmıyorum. Hani hem chat hem de Kutay söylesin istiyorlarsa. Hani güzel bir ya soru. Bilmiyorum. Yani bir şey işleniyor şu anda WWE içinde. Bir senaryo işleniyor ve bu senaryo işlemesi neticesinde Brock Lesnar Paul Heyman'a saldırdı. Bakıyoruz geçmişte saldırınca Paul Heyman'a sert yapınca
kemeri kaybetmişti. Şimdi saldırdı, araları bozulur gibi oldu. Acaba diyorum kendi kendime, keşim boşa mı gidecek diye ister istemez düşünüyorum. Ya ben ya da belki biraz... Arap şovunda bu Brakdezir maçı var zaten değil mi? Hı hı. Ya belki o maçta kemer kazanamayacaktır tabii, ona da yorumlayabiliriz. O da olabilir, o da olabilir. Ya şey olsaydı, Ronda şu an hali hazırda aktif güreşiyor olsaydı belki ona yorardım. Hani diyecektim ki Heyman bırakır Lesnar'ı, Ronda'nın menajeri olur. Heyman Girl olur Ronda diye bir yoruma getirecektim de öyle bir şey de olmayacağı için sanmıyorum kısa vadede Lesnar'la Heyman birlikteliğinin bozulacağını. Anlıyorum. Bilmiyorum. Ben birliktelik bozulmasa bile Cuma günü Arabistan'daki şovda buna şey yoruyorum. Maçı kazanamayıp ardından tekrar kişin yaparak kazanabileceğini düşünüyorum. Eğer kazanırsa. Olabilir. Yani sonuçta bu arada segmenti de bitirecek olursak hani bu bilgiyi öğrendikten sonra Lesnar bir şey yani ekstra bir şey söylemiyor ve alandan ayrılıyor. Tam alandan ayrıldıktan sonra Artruth ve Carmella bir anda dahil oluyor. Ringin ortasında yine insanlar ya Allah Bismillah nidalarıyla herkes birbirine doluyor. Ondan sonra Carmella'yı sırtlayıp Artruth kaçıyorlar yine arka alana. Yine bir 7-24 kemerinin bir aksiyonunu görmüş olduk böylelikle ve bu segmentte böyle sonlanıyor. Komikti Artruth'un Carmella'yı amiyane tabirle sırtına alıp işte hobuç edip eskilerin deyimiyle arkana doğru koşması ve WWE kameralarının Artruth'un koşuşuna zoom yapması. Valla ben bu kemerden ziyadesiyle memnunum. Ben aynı yani, şekilde. Memnun olmayan da bilmiyorum yani hani art niyet tabii ki aramam. Herkesin zevki rengi farklıdır ama hani yani bence gayet eğlenceli bir biraz kemer. Ay ucu mu hissediyorsun? Ya yani hani PG era hardcore kemeri yaptı adamlar. Daha ne istiyorsunuz yani? Tabii canım. PG'nin hardcore şeye uyarlanması, hardcore'un PG'ye uyarlanması oldu. Kutay sen ne diyorsun? Şimdi ben açılış segmentine dönmek istiyorum. Bu Brock Lesnar'ın girerken yaptığı dansla ilgili. Evet. Bir de o dans olayı var. Hani Brock Lesnar şu an bu haftaki şovda yaptığı hareketleri hep hani geçmişte de yapıp buna olumsuz bir şekilde dönüşü var. Yani o dansı en son yaptığında karşısında Meksikalı Eddie Guerrero vardı ve o dansı kemeri kaybetti. İşte Paul Heyman'la ne zaman ters düştü? İşte kemeri kaybetti. İşte Survivor Series 2002'de Big Show maçında kaybetti. İşte Roman Reigns maçı var. Şimdi de başarısız kesin olur mu sorularını getirmiyor değil yani. 7-24 kemerine gelecek olursak hani kemerin tasarımını hani nedense kafamda şey olarak kurgu, göbeğine altın plak takmış Arizona kertenkelesi gibi bir kurguluyorum kafamda. Hani tuhaf bir tasarımı var. Evet. Ama şeyine baktığımız zaman hani segmentlerine baktığımız zaman çok güzel segmentler izliyoruz. Hani SmackDown'da daha da iyi segmentler, olaylar izledik. Yani onu da ileride konuşacağız zaten. Tabii bu tempo kazandırdı ve Boğaç Kutan yakaladığı yer güzel. En son dansı yaptığında Meksikalı Eddie Guerrero'ya, rahmetliye kemeri aynen kaybetmişti. Aynen öyle ve yani o dansı yaptığı segment de bu arada Lesnar'ın en komik segmentlerinden biridir. Hani izlemeyen varsa muhakkak YouTube'dan açsın izlesin. Yani Guerrero ile arasındaki o mücadelede yani Lesnar inanılmaz büyük şaklabanlıklar yapıyor. Hayatta görmeyeceğimiz dediğiniz şaklabanlıklar yapıyor. Orkestranın karşısına çıkıp işte o dansı yapmıştı. Bu arada forumumuzda da konusu açılmış. Biz de madem açıldıysa söyleyelim. Paul Heyman, Lesnar'ın bu pazartesi günü çantasını kullanacağını söylemiş Seth Rollins'e karşı. Allah. Önümüzdeki pazartesi mi? Yani.
bu pazartesi diye şeylenmiş. Tweet, bir videolu bir tweet paylaşmış. Yeni mi bu, son dakika mı? Şimdi daha yeni. Yani aa, yükselde konusunu açalı 4 dakika aa, olmuş. O zaman kırmızı şeyle şeritle bu bunu son dakika olarak verelim. Revelation aynen yazmış. Trollüyordur. Number 13 yazmış. Hedef şaşırtma bence demiş. Allah Allah. Olabilir. Neden olmasın? Yaparlar yani. Ben beklerim açıkçası. Yani şimdi John Moxley, Dean Ambrose'un gidişini böyle açık açık duyurduktan sonra WWE ben her şey olabilir diye düşünüyorum. Buna da hafif inanmadım değil doğrusu. Yani olursa ne ala, olmazsa ne ala yani. Öyle bakmıyor muyuz sonuçta biraz da? Yani tabii orası öyle. O zaman varsa ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyelim. Yoksa bir ya, sonraki bu, segmente. Bu kadar. Bu kadar aynen. Kutay sende var mı bir şey? Bende de ekleyecek bir şey yok. Okey tamam. Bundan sonra geçtiğimiz segmentte AJ Styles arkada bir röportaj veriyor. Ama orada Baron Corbin röportaja müdahil oluyor. Ama güvenlik güçleri ikiliye ayırıyorlar. Ringe döndüğümüz zaman da İkonikler, takım şampiyonları, kadın takım şampiyonları, ikonikler, Raw kadınlar şampiyonu Becky Lynch ve Nikki Cross'a karşı olan takımla bir mücadele içerisine giriyorlar. Maç bildiğimiz kadınlar aksiyonu, çok özet geçmeyeceğim ekstra. Maçın sonunda Becky Lynch maçı Becky Lynch ve Nikki Cross ikilisi maçı kazanıyorlar. Maç sonrasında Lacey Evans yine geliyor. Böyle Becky bayağı bir kafa yiyor. Ama Nikki onu böyle tutuyor. Ablam yapma canım ablam diyerekten. Ondan sonra Lacey Evans tekrar geri dönüyor. Bu segmenti de böyle bitiriyoruz. Ya kadınlar divizyonu Lacey Evans'ın katılışıyla epey renklendi. Çünkü yeni bir kana ihtiyaç vardı. Kadınlar divizyonu özelinde söylemek gerekirse. Bunu ben WWE'nin başardığını düşünüyorum. Fakat bundan sonraki sürecin nasıl işleneceği önemli. Bu konuda da senaryoların uygunlaşması için biraz zaman geçmeli diye düşünenler de. Bir tık daha süre var galiba ya. Değil mi yani böyle? Aynen öyle. Ya yani biraz olgunlaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Lacey Evans'ın ring içinde neler yapabileceği konusunda hala çok büyük fikir sahibi değiliz. Bence hepsi çözülür ama yani hepsi düzene gelir gibi geliyor yani en azından o yoldalar. Bakalım inşallah yani kadınlar segmentleri WrestleMania'dan sonra hiçbir şey içermiyor. Hiçbir şey olmuyor. En azından bazı emarelerin gösteriliyor olması umut verici diye düşünüyorum. Kutay sen ne dersin? Ya kadınlar divizyonu işte bir durgunluk var bu WrestleMania sonrası. Yani özellikle de ikonikleri bir de yani kadınlar takım şampiyonusun. Yani maç kazanamamışlar daha şampiyon olduklarından beri. İşte belki Two Bells olayı da Money in the Bank'te işte bitti. Bir Big Boot'la bitti. En son Bayley işte geldi kemeri aldı. Yani Lacey Evans da hani maça çıktı ama hani Moveset'iyle ilgili herhangi bir fikir sahibi de olamadık. Hani tam ring içi nedir, nesi var nesi yok diye. Tek bildiğimiz o attığı Bronco Buster'la işte bitirdiği Women's Right hareketi işte o yumruğu. Evet aynı zamanda hani karakterinin oturup oturmayacağı konusunda da bende şüpheler var. Mesela Lacey Evans özelinde konuşuyorum. İlginç bir karakter Lacey Evans ya bilmiyorum. Katılıyorum aynı şekilde ya. Charlotte Flair'la 5 çay içmesi falan bir Becky Lynch light versiyonla giriş yapması bence Lacey Evans'ın karakterine anlam katan detaylardan. Bakalım arka alan segmentlerinde biraz daha gözükürse seyirci de onu daha hızlı sindirecektir diye düşünüyorum. Evet yani normal seyirci en azından hani NXT'de bayağı bir gözüktü sonuçta kendisi ama. Tabii. Şimdi smart fanlar dışındaki gruptan bahsediyorum. Tabii. Ama smart fan güruhunun da WWE'de çok büyük bir yüzde kazandığını unutmamak lazım. Evet yani ne olursa olsun. Eskiden %10, %15, %20'lerle
ifade edilen bu grup şimdi %50-60'lara yükselme eğiliminde. Ya bu da Vince McMahon'ı bence içten içe korkutuyordur. Çünkü smart fan dediğimiz olay profesyonel güreşin her şeyinden haberdar olan insanları ifade ediyor. Yani bu Ayov atılımları da bu smart fan grubunu fazlasıyla heyecanlandırıyor. Bakalım Raw ve SmackDown'u bitirdikten sonra ufak bir Ayov değerlendirmesi yapacağız. Biraz da hızlanalım bu aş. Tabii. Bu konuda herhalde başka ekleyeceğiniz, söyleyeceğiniz bir şey kalmadı. Okay. Bir de ben bir soru sormak istiyorum. Becky Lynch'in yeni Manhandle Slam'ı hakkında bir düşünceniz felaket, var mı? Felaket, felaket, felaket abi. Çok, ben sana net bir yorum yapayım. Yani Backsploder diye yaptığı hareket çok daha iyi bence. Ama işte. Oh My Mind yazmış. Lacey Evans eski asker olduğundan kesinlikle güçlü bir karakter. Üstüne güzel ve güçlü görünüş ile de karizmasını karakteriyle güzel harmanlıyor. Ya işte seyirciye sunabilmek önemli diye düşünüyorum. Yani sadece Instagram'da kalmamalı. Aynen. İleride USG için çok güzel bir segment yazılma potansiyeli var. Umarım kullanırlar diye not düşmüş. Vakara Vukara demiş. Lacey Evans asker gemiki kullansa iyi olurdu. Ama kadını nedense bir kokoş yaptılar ya. Hatta böyle bir şey yapmak istiyordu galiba. Bilmiyorum işte WWE'nin yazar ekibi yine bir inanılmaz bir şeye imza attı ve kadın yani kokoş yaptı. Yani artık Lacey Evans'ın karakterini yazan adam gece neyi hayal ettiyse. Ortaya bu çıkmış babacım, yani ne yapalım? Bilemiyoruz yani. Doğru diyor aslında bu aç. Hayatınız, insanların hayatı genelde yatmadan önce hayal ettiği şeylere, uykuya dalmadan önce hayal ettiği şeylere göre şekillenir derler. Kesinlikle ya. Kesinlikle. Lacey Evans da ona kurban gitti galiba. Ya biri demek ki düşünmüş 60'lar 65'lerdeki ben şey yapan dansı, o şimdi ismini unuttum şey dansını, neyse. O hanım hanım kadınlardan bir tanesi olsun diye hayal etmiş biri. Yapmışlar Lacey Evans'ı yani. İlginç. Neyse devam edelim. Evet. Ricochet ve Cesaro maçı başlıyor. Cesaro Sheamus sakatlığından beri tekli olarak yer buluyor kendisi. Ricochet de malum belli bir süredir Raw ringlerini tozutmaya devam ediyor. Maç bence keyifli bir maç bu arada. İzleyebilirsiniz. Haftalık şovları izlemeyi seven arkadaşlar için. Genel olarak maç ortada geçtikten sonra Cesaro Ricochet'i ring dışına yolluyor. Ama Ricochet iyi bir şekilde Cesaro'nun kafasından yakalıyor ve ringe girdikten sonra Hurakana hürükürüğünü söyleyemediğim malum evet. Hareket yaptıktan sonra tuşu buluyor ve maçı kazanıyor. Önceki hafta da Cesaro kazanmıştı. Böylelikle bir karşılıklı galibiyetler durumu söz konusu oldu. Bakalım belki bu ikili 7-24 kemerine dahil olursa daha hareketli zaman dilimlerinde kendilerini izleriz diye düşünüyorum. Bence 7-24'de değil de sanki Amerika, yani Birleşik Devletler kemeri etrafında toplanabilirler gibi geliyor. Çünkü Ray oradan düştü hani sakatlığı yüzünden kemeri verdi. Zaten bundan sonra konuşacağız onu da. Belki sanki oraya kayabilirler gibi bir his var içimde. Ya o tabii ring içinde alacaklarımızı daha çok arttırır ama hani biraz daha seyirciyle iletişimi arttırabilecek noktalarda buluşursa Cesaro ve özellikle Ricochet seyirciyle iletişimi biraz daha artarsa, sadece Arturut işlenmez de alttan gelen hatta önem kazanamamış güreşçiler de hani bir o iletişim gücünü arttırabilirse seyirciyle, en azından bundan sonraki zaman dilimleri için arenalarda olsun, ekran başında olsun, sosyal medyada olsun en az potansiyelini fark ettirebilecek konuma getirecektir kendini kanaatindeyim. Katılıyorum. Yani bir ekstra bir yorumum yok. Kutay sen ne dersin? Maçla ilgili genel bir yorum yaptığım zaman hani gerçekten çok keyif aldım maçtan. Hı hı. Özellikle maçı bitirici bit, bit,
ettiği hareket, bir de Cesaro'nun attığı bir uppercut var. Hani bayağı Ricochet havada uçuyordu. Hani maçı izlerken en son orada kaldım. Ricochet'i uçarken bir SS aldım orayı. Gerçekten gözümde bir SS aldım. Gerçekten güzel bir maç izledik. Yani bu ikilinin gerçekten Amerika kemerine oynamalı bu ikili. Yani hazır Rey Mysterio'da sakatlığından dolayı önümüzdeki şovda kemerini boşa çıkaracak. Evet. Bir de Samoa Joe var. Bir çoklu feud artık. Bir görelim böyle kemerlerde bir çoklu feud. Artık teke tek değil de daha çok üçlü dörtlü feudlar görsek güzel olur gibime geliyor. Evet Boğaç. Tabii. Bu şimdi artık yavaş yavaş şovun sonuna doğru geliyoruz ve dörtlü eleme maçımız var kemer için. Katılımcılar Miss, Corbin, Bobby Lashley ve Strowman. Miz maçta kısmen öne çıktığı noktalar var. Ancak maçın sonuna doğru gelirsek, biraz hızlı anlatmak açısından da söylüyorum. Corbin önce Miz'i aradan çekiyor. Miz tekrar Corbin'e karşı gelmek istese de en sonunda Miz Corbin'den bir end of days yiyor ve Corbin Miz'i tuş ederek dörtlü maçı kazanıyor ve Arap Show'unda Super Showdown 2'de Seth Rollins'in rakibi oluyor. Bu konuda da zaten bol bol paylaşım gördük forumda. Baron Corbin'in belinde, omzunda kemerli böyle. Bence inanılmaz. Bir şey söyleyeyim, bence inanılmaz yakışıyor adama ya. Ben son yıllarda gördüğüm en karizmatik WWE şampiyonu. Aday. Corbin? Evet. Katılırım. Kutay sen ne dersin? Evet. Corbin'de bir şampiyon karizması var. Hani yapacaklarsa da bir an evvel bir şampiyon yapsınlar artık. Yani yapsınlar da hani belli bir süre tuttuktan sonra artık yavaş yavaş mid card'a bir çeksinler onu. Onun dışında da pek diyecek bir şeyim yok. Güzel bir maç izledik. Keyifliydi. Bu arada maç öncesi promo keserken Strom'un Lashley'e ve Corbin'e sallıyor. Miz'i de çocuğu için tebrik edeceğini söylüyordu. Orada ben bir güldüm biraz. İşte Miz'i çocuğundan dolayı kutlayacağım. Diğerlerini de ellerimde alıp parçalayacağım tarzı bir promo kesiyordu. Ona ben güldüm. Onun dışında da hani güzel bir maç izledik. Zaten puanlama yaparken de güzel bir puan çıkarttım o maça. Evet, Boğaç, senin görüşlerini düşünelim. Yani Corbin, ben aslında şakasız olarak ben Bobby Lashley görmek istiyordum. Yani hani kısmen de olsa böyle üzülmedim değil hani, ama Corbin şampiyon olsa asla hayır demem. Ya mikrofonu olan bir adam, karizması olan bir adam, bu heel kötü personayı da güzel oynayan bir adam olduğuna ben inanıyorum Corbin'in. O yüzden şampiyon olabilme potansiyeli olduğu için bu noktada bir Arap şovu olsa dahi onu bu noktada, bu potada görmek beni şahsen memnun ediyor. O yüzden ben sonuçtan dolayı memnunum. Yani Miz için de artık böyle, yani ne bileyim, ana kemer alsa yine hayır demem, ama Miz böyle sanki daha böyle tekli ve hikayesi olan mücadelelere girdiği zaman daha çok keyif veriyor ya. Hani Daniel Bryan'la olan mücadelesi gibi aslında. Evet. O zaman kısmen yorumlarım böyle. Katılıyorum. Son olarak Raw Show'unu puanlayalım ve hızlıca SmackDown'da sonra. Bir segmentimiz daha var. Karanlık. Hangisi? Segment. Bu elektrikli sandalye. Sami Zeyn'i konuşmadık aynen ya. Aynen. Sami Zeyn hakkında da bir son dakika var. Yukarılarda şey yazmıştı. Onu girelim. Code Blue yazmıştı. Sami Zeyn Suudi Arabistan'a bir daha istenmiyormuş. Artık Sami Zeyn de herhalde kilisli olduğundan dolayı böyle oraya buraya iteleniyor. Ne diyorsun Boğaç? Kötü. Yani hani bu tip nokta... Ege sen kardeşim hemen bir
işaret ver. Evet Boğaç. Yani bu hala yani paraya muhtaç olmaları ayrı dava da bu tip saçma şeyler hani yani ülkenin dayattığı saçma dayatmalar çirkin bence. Ne olursa olsun. Katılıyorum. Bakalım ilerleyen zaman dilimlerinde belki WWE ile Arabistan ilişkileri, WWE güreşçileriyle Arap şovlarının arası normalleşir. Segmenti anlat istiyorsan kısa bir özetle şöyle Boğaç. Hemen söyleyelim. Bir elektrikli sandalye segmenti düşünmüşler. Malum Raw'un artık bir dönemi karanlık geçiyor. Dark Raw diye adlandırdıkları. Bu anlardan bir tanesinde son artık main event kısmında Sami Zayn geliyor, oturuyor ve seyircilerden soru alıyorlar. Corey Graves eşliğinde ringde Sami Zayn ve Zayn bütün seyircilere hayvan gibi bir cevap veriyor. Yani böyle herkese ağzına lafı gediğini oturtarak tabiri caizse cevap veriyor. Burada en önemli olay aslında Sami Zayn bir noktada diyor ki hani bana çok daha iyi sorular sorabilirdiniz. Mesela bana Ayav hakkında soru sorabilirdiniz. Niye sormadınız diye bir soru soruyor. Herkes zaten aynı burada Buğra Gür'ün verdiği tepki gibi bir tepki veriyor. Bir en son soruda da şey sorusu soruluyor. Hani sen geri döndüğünden beri niye hala evrensel şampiyon olamadın diye bir soru geliyor. Bu noktada da işte ya benim canım istese ben tak diye şampiyon olurum diye bir cevap veriyor Sami Zayn. En son oradan da Seth Rollins geliyor. Keyifli bir maç oluyor. Suriyeli ve olduğu için mülteci haklarından faydalanabilir. Ana kemer hakkı var biliyorsunuz mülteci olduğu için Suriyeli mülteci. Yapacak bir şey yok yani. Azınlık haklarından. Doğru. Aynen. Maç ortada bir maç geçiyor. Zayn kaçıyor. Rollins kovalıyor. En sonunda Rollins bir curb stomp'la Sami Zayn'in işini bitiriyor. Ve biz de şovu böylelikle noktalıyoruz. Evet. Kofi Kingston, Seth Rollins, Brock Lesnar. Aynı zamanda son olarak Baron Corbin. Raw şovuna damga vuran isimler. Sami Zayn de plaseyi atan, gol asisti yapan isimdi. Raw Show'unu 5 üzerinden puanlamak gerekirse sevgili Kutay, önce Chatbox'a soruyoruz. Chatbox yanıtlarken Kutay sen cevapla. 3. 5 üzerinden 3 dedi. Boğaç. Ben de 3 diyeyim hadi ya. Evet. Boğaç da 5 üzerinden 3 dedi. War Machine 3 dedi. Oh My Mind 1 dedi. Revolution 3 dedi. Code Blue 3 dedi. Number 13 6 dedi. Bu ne? Dave Meltzer puanı vermiş. Pardon 6'ya sonra demiş. Ben de 3 diyorum. Ya tabii tabii güzel şovlar çıkarıyor ama ekstraları yok. Ekstraları olmayışın sebebi de tabii ki çok sağlam bir ana kemer senaryosu olmaması. Ya biz çünkü çok tatmin olmuyoruz galiba sağlam ana kemer senaryoları olmadan. Çünkü CM Punk John Cena'yı izlemiş insanlarız. Drak John Cena'yı izlemiş adamlarız. Brock Lesnar John Cena'yı izlemiş adamlarız. Şimdi hep PG Era'nın başlangıç noktalarından örnek verdiğim için hep John Cena örnek verildi ister istemez. Tabii ki ana kemer, iddialı ana kemer feyutları oldu başka. Mesela CM Punk, Brock Lesnar gibi. Ve bunlar, bu feyutların çoğunda Brock Lesnar'da part-time güreşmiyordu yani. Her hafta mesela SummerSlam'de şova çıkacak 5 hafta 6 hafta görünüyordu Raw şovlarında. Senede 40 gün güreşme şeyi olduğu için, sözleşmesi de o dönem olduğu için iki şovda gözüküp WrestleMania'ya çıkmıyordu. Onun için 3 diyorum, ekstra yoktu. Evet, SmackDown'a geçelim ve önemli segmentleri konuşalım Boğaç'cığım. Tabii SmackDown'a Kevin Owens açıyor. Oklahoma'da şov bu arada, onu da hatırlatmakta fayda var. Oklahoma seyircisi Owens'ı bir güzel yuhluyorlar. Kevin Owens, Dolph Ziggler'a Arap şovunda maça çıkacağı Kofi Kingston'a karşı
birkaç tavsiyede bulunuyor. Ondan sonra Kofi Kingston geliyor. Aralarında bir maç ayarlanıyor. Ve Kofi Kingston genel olarak maçın sonunda Trouble in Paradise yaparak maçı kazanıyor. Yani ben kısaca hemen yorumumu yapayım sen söylemeden önce ya da sözü bana atmadan önce. Evet. Ben bu adam niye kaybediyor açıkçası anlamıyorum. Yani taş gibi güreşçi, mikrofon desen var, yani güreş yeteneği desen var, taşıyacak yetenek desen o da var. Her şey var bu adamda ama programın başında dediğimiz marketing olayı bazı şeyleri bazı insanlar için maalesef imkansız kılıyor şu dönemde diye söylemek lazım. Evet, Rage of Breed demiş kemerlerle ilgili en büyük sıkıntı düzgün hikaye olmaması. Böyle insanları kendine çekecek hikaye olursa hikayedeki karakterler de büyür, kemerin prestiji de artar diye kısa bir anekdot sunmuş sevgili Ekmeğin Öfkesi. Ne diyorsun Kutay? Ekmeğin Öfkesine katılıyor musun Ege'ye? Genelde şu sıralar hani son bir yıl içinde hiç doğru düzgün bir feud çıkmıyor. Hani underdog senaryolarında bile hani zaman zaman kesikler oluyordu. Hani Road to WrestleMania'ya biraz döneceğim. Hani Triple H vs. Batista gibi hani isim bakımından artık hani biraz Allah katı dediğimiz yerden bir isim olarak bir maç var. Ama doğru düzgün face to face yok. Yani tek gördüğüm şey o feud'da tükürükle banyo yapan bir mikrofon. İşte Batista'dan gelen mektuplar, işte ofisten geliyor, işte kovuyor milleti, o kadar. Hani maç Feud'un işlenişinden yani 1000 kat daha iyiydi. Yani sonra diğer Feud'larda Seth Rollins vs. Brock Lesnar'da hani 3 ayda sadece 2 kez face to face görmek hani, evet, hani kalbimi acıtıyor yani, o derecede bir durum var. Var. Yeni Feud'lar gerekiyor artık. Evet. Kutay'ın demek söylediklerini eklemek istediğim bir şey. Yok. Yani genel olarak aynı düşüncelerdeyim. War Machine demiş ki Kevin Owens'ın kaybetmesine alışmıştık fakat Kofi Kingston'a 2 kez yenilmesi Owens'a çok büyük ayıp. Rotunda yazmış. Allandırıp ballandırmaya bile kıyamadıkları Finn Balor'ları sonunda kemer aldı ama piyasa yaktığını göremedik. Evet, kemerin kıtalar arası şampiyonu nerede diye soruyorlar. Bilmiyorum. Nerede? En son Becky Lynch'le arkada bir fotoğraf atmışlar. Yani. Ya aa! Neler dedi? Yenge artık o çünkü. O da malum evrensel kemer şampiyonu Seth Rollins'le beraber. Ufak bir şirket dedikodusu da verelim. Oh My Mind yazmış. Ya onu bunu geçiyorum da 200 kişiden fazla güreşinin bulunduğu kadroda neden her hafta 2 şova birden aynı isimler çıkıyor? Bu nasıl vizyonsuzluk? Bu ya işte aslında bu... bence vizyonsuzluk değil. Diğerleri o kadar kötü ki bunları çıkarıyorlar. Yani o kadar kötü senaryolar yazılıyor ki maalesef Aleister Black, Ricochet, yeni NXT'den çıkan isimlerin hepsi maalesef hiçbiri kullanılamıyor. Çok kötü bir senarist ekibi var. Hiçbir şekilde büyük güreşçi yaratamıyorlar. WWE'nin son 10 senede yarattığı büyük güreşçi sayısı 3. Birini de AEW'e kaybetti. Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose. Yapacak bir şey yok yani. Zeno demiş. Finn Balor mı? Allah'ın Mickey Mouse'u 205 Live'da bile yıldız olamaz ama iyi kadın seçiyor. Hakkını vereyim. Belki çöpüne bakmaz. Zeno bu işi biliyor. Selamlar kendisine. Zeno yumuşak noktalarımdan yakalıyor. Yani. Yumuşak noktalarım derken yanlış anlaşılmasın. Rize Abo Beyt demiş. Finn Balon Bey diyeceksiniz. Evet, Rage of Creed Ege'nin babına yorum atalım arkadaşlar. Çıkışta at demiş ama Ege ne çıkışı? Hemen atın hemen. Ege link at kardeşim. Evet, görüşlerimiz bu yöndeydi. Sevgili Boğaç, açıkçası. Devam edelim. Şimdi SmackDown takımlar şampiyonu. Ringdeler. Kyle Braxton'da galiba, yanlışım yoksa o ablanın şimdi ismini karıştırıyor olabilirim. Bir röportaj gerçekleştiriyorlar. Klasik bir şekilde Daniel Bryan bu çevreci heel
karakterini konuşturarak işte biz bu takım divizyonunun şakası, yani bu takım divizyonu şaka ve biz bu gezegenin tek kurtarıcısıyız diyor Robin'la ikisi adına. Bu arada rakipleri de belli oluyor. Hani bir süredir ortada yoklardı çünkü hani kemeri savunma açısından. Heavy Machinery yeni rakipleri olacak bu ikilinin. Arada inanılmaz bir aksiyon dönmedikten sonra bu ringdeki segment bitiyor. İlerleyen segmentimizde Carmella ve Mandy Rose maçı olacak. Var mı bu tag team promosuyla alakalı söylemek istediğiniz bir şey? Kutay? Şimdi Brian ve Rowan ikilisine baktığımızda güzel bir ikili oluşturdular. Ama senaryo ekibinin kötülüğü daha o kadar kötü ki daha bunlara henüz bir şey veremediler. Hani bu ikiliye baktığımda ben 2010 yılında bir CM Punk, Luke Gallows ikilisini görüyorum. Hani onlar da bir nevi çevreciydi işte. Ben sigara içmem, alkol kullanmam havasındaydı. Bunlar da işte şimdi ağır mübarek işte biz gün sikiciyiz. Ağır mübarek gün konuşmayayım. Et yememek falan. Neyse. Evet. Sen i̇şte dinliyorsun Kutay. İşte böyle bir durum var. Hani bu iki ekip birbirine benziyorlar ama bu ikili olarak ikinci şampiyon olduklarından biri doğru düzgün aksiyonları yok. Yani Daniel Bryan'ın herhalde sakatlığından ötürü müdür artık yoksa senarist ekibinin leşliğinden midir bilemiyorum. Hani bir aksiyonları yok. İşte Heavy Machinery ile maça çıkacaklar artık bakalım nereye yapacaklar. Göreceğiz hepimiz. Boğaç Heavy Machinery aşırı hak ediyor kemerleri bence. Daniel Bryan ve Rowan çok tutmamalı kemerleri demiş War Machine. Ne diyorsun? Yani. Revelation demiş Bryan artık beni baydı demiş. Onun dışında Rotun da yazmış. Heavy Machinery kemeri alsa gayet güzel olur aslında ama eğer kemeri kaybederse Bryan ne yapacak onu düşünüyorum. Evet ben de Doğan'ın dediğine kısmen katılıyorum yani hani aynı şekilde ben de bir düşündüm yoksa Heavy Machinery güzel bir tek team hani hani iri yapılı olmalarına rağmen kendilerini birbirlerini güzel tamamlayan bir ikili keyif verebilirler. Yani en azından şirket SmackDown tarafında takımlar divizyonunu heyecanlandırmak istiyorsa böyle bir hamle yapmalı diye düşünüyorum ama tabii karar onların kararı. Biz anca yine buradan izlemekle yetineceğiz. Ama bence kemeri kaybedebilirler. Daniel Bryan farklı hikayelere yol açabilir Eric Rowan'ı bırakıp. Evet, Rage of Brit eklemiş son olarak. Heavy Machinery iyi takım ama şimdi almamalı. Bence ya Bryan ile Rowan kemerlere yoğunlaşıp prestijini yükseltebilirler demiş. Bu arada Ege'nin babına yorum attık diye düşünüyorum. Yorumcu ekip de attı değil mi arkadaşlar? Şimdi atarız. Şimdi atacağım. Evet, onlar da atmış. Devam edebiliriz bu aç. Tabii. Şimdi geldik Carmella ve Mandy Rose maçına. Maç başladıktan kısa bir süre sonra Mandy Rose bir dergi kapağı gösteriyor Carmella. Carmella biraz daha kafayı yiyor dergi kapağını gördükten sonra. Maç genel olarak ortada geçiyor. Ancak Sonya, Mandy'nin yardakçısı olan Sonya Deville yine dergiyi gösterip Carmella'nın biraz böyle akıl oyunu oynuyor. Carmella onunla oyalanırken en sonunda Mandy yakalıyor ve tuşa gidiyor. Ve Mandy Rose maçı kazanan olan sarışın oluyor. Bu arada arkada 7-24 kemer için Arturut yine hedef halinde. Yine isimler onu kovalıyorlar. Ancak Arturut bir şekilde kaçmayı başarıyor. Arada Drake Maverick yine böyle duvarlara Arturut aranıyor posterleri yapıştırmaya devam ediyor. Bu segment böyle. Rotun da yazmış. Carmella versus Mandy Rose nasıl bir eşleşme ya? Nereden tutsan elinde kalır? Kardeşim bu eşleşmenin neresinden tutsan elinde kadın gibi kadınlar kalır ya. Of. Rotun da demiş. Sonya'yı bir salsalar keşke de yoluna baksa. Potansiyel var o kadında. Ya Sonya dediğimiz adam MMA'ci ve ne potansiyeli. Yok be fena değil bence ya. Ben de bir şeyler bekliyorum şahsen kendisinden. Yani
Bir de erkek zaten biliyorsunuz. Testosteronları fazla olduğu için kadın statüsüne girmiyor. Mesela olimpiyatlarda falan güreşemez. Neydi öyle bir abla vardı. Şey Paster Semenya. Aynen. Yasaklanmış zaten. 400 metrede koşamayacakmış artık. 3000 metrede koşacakmış. Aynen. Böyle de, abi. Böyle de bir genel kültür bilgisi vereyim chat'e. Herkes doğru. Bilmez bunları. Number 13 elinde indi kökenli çok sevilen güreşçiler varken ay bu şekilde gövde gösterisi yapabilir mi story olarak? Mesela bir site. Bunu konuşalım SmackDown'dan sonra. Evet. Başka? Devam ediyorum. Devam edelim. Konuşacak var, önemli yoksa... önemli segment ne var? Ne kaldı? Bir şey var. Bu takdir gecesi diye adlandırabileceğimiz Shane'in, Drew'un ve Elias'ın hep beraber bir cümbüş olduğu ringde bir segment var. Burada bir promo geliyor heel tayfadan. O arada Arthur bir anda beliriyor ortada derken Elias arkadaşlarının da yardımıyla tabii ki indiriyorlar Arthur'u. Drew çok güzel bir claymore yapıştırıyor. Ve Elias yeni 24/7/24 şampiyonu oluyor ve ringden kaçıyorlar. İşte ondan sonra da bu olayın arkasında da Lacey Evans ve Charlotte Flair 5 çayını içiyorlar. İçiyor. Evet. Ya Elias'ın sonunda bir kemer sahibi olabilmesi. Ne diyorsunuz? Yani bayağı. Onu da aynı gece kaybetmesi. Evet, evet. Aynı gece Roman Reigns, Arthur yani. İkilisi tekrar kemeri aldı. Kutay ne diyorsun? Şimdi 7-24 kemerine bakacak olursak en son 205'lerde de o şovu puanlamak için izliyordum. Maverick orada da Arthur'u kovalıyordu en son. Evet. Arthur bir baktım kapıdan çıkıyor. Maverick bak birden röportajı bırakıp koşuyordu. Hani Elias'ın ilk kemerini hani bir gece bile elinde bulunduramaması hani ayıp hani bana kalırsa. Hani Elias gibi sağlam bir karaktere. Yani bir de heel tayfa olayına da gelince hani ben bu üçlüden acayip bir şekilde 98 model bir corporation havası alıyorum. Hani ileride daha büyük olaylar da görebiliriz hani bu üçlü tayfanın arasında. Hani eski yıllardan bir göndermeler falan. Hani iyi gidiyorlar şu an. Hani neler olacağını hani merak ediyorum. Heyecanlı da bekliyorum. Bu arada ben çok ufak bir ekleme yapacağım. Beşiktaşlı arkadaşlara geçmiş olsun. Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı resmi olarak Beşiktaş'ın teknik direktörü açıklamış. Kalibrasyon ayarlarını yaptı diyorsunuz. Yani üçüncülüğe bu sene evet, evet. Bu sene değil her sene artık aday. Şerefli üçüncülükler incoming. Onu iletelim. Beşiktaşlı arkadaşlara geçmiş olsun. Devam hayır, edelim. Galatasaray'a hayır. Altın tepside sunulan şampiyonluklar hayırlı olsun. Oo! Neler dedi ya. Ağır. Bu ağır bir laf. Neler dedi ya. Kutay hemen böyle ortama uyum sağlarsan kardeşim moderatör olursun. Yavaş ol lütfen. Harbiden ya. Bailey Evans maçı hakkında herhangi bir görüşünüz var mı? Yani yok. Benim. Yoksa sen, hiç Kutay? Yani benim de yok. Kutay senin var mı? Maçla ilgili bir görüşüm yok. Asıl olay maçtan sonra oldu zaten. Charlotte'la evet. Evans kavga ettiler. Çıplak evet. Ayak Charlotte bir big boot vurmuş. Hani bir de bu ikilinin neden kavga ettiğini de çözemedim. Wild card kuralı var ve hani bunların arasında bir feud oluşturma şansları da pek yok gibi. Hani ortada Becky Lynch ve belli yani şampiyonlar varken yani neden böyle bir kavgaya soktular bunları pek çözemedim. Yani acaba i̇şte eskiden mantığın bittiği yer askerlik diyorduk. Şu anda mantığın bittiği yer WWE diyoruz Kutay. Yani bayağı bir beynimi yaktılar bu SmackDown şovunda. Artık bilmiyorum. Evet, main event'te de Roman Reigns, Arthur'la takım olup Drew McIntyre ve yeni 7/24 şampiyonumuz Elias'la karşılaşmak için geliyorlar. Ancak bu
bütün segmentin sonunda Roman Reigns yine God modu açıp Arthur'a yardımcı oluyor ve Arthur Roman Reigns'in üstün yardımlarıyla beraber tekrar 7/24 şampiyonu oluyor. İkisi sevinirken biz de SmackDown'u bitirmiş oluyoruz. Evet Kutay. Main event'te de işte maç başında Arthur'a saldılar. 2-1 başladı. Sonra Arthur dahil oldu falan. Yani maç o ortalamanın biraz üstünde bir maçtı. Abi, bir ara Arthur bayağı bir dayak yerken hem Elias'ı hem McIntyre'ı ringin dışına postalaması, yani ona ben biraz şaşırdım. Bir baktım McIntyre havada ringin dışına uçuyor. En sonunda da işte face taraf kazandı. Arthur da kemerini geri aldı. Ve tarihin ilk iki kez 7/24 şampiyonu olan Arthur'la bitirdik işte şovu. Yani pek bir düşüncem de yok bunlara ek olarak. O zaman 5 üzerinden SmackDown Show'unu yorumlayalım. Öncesinde Zeno yazmış. Truth ve Reigns daha uyumlu ikili yok demiş. Roman Reigns seviyesini bulmuş olabilir mi Arthur'la? Bu da bir soru tabii. İlerleyen haftalarda göreceğiz bakalım. Rotun da yazmış. Arthur Roman Reigns ittifakına ben bayıldım demiş. Chatbox'ta Kutay'ın Galatasaray yorumundan sonra admin olmasını isteyen üyeler var. Underdog senaryosu yazıyoruz Kota'ya. Revolution demiş. 3 iyidir buna da. WWE şovlarının ortalaması 3 oldu artık demiş. War Machine demiş. Truth zekası büyüktür. Roman Reigns'in zekası. Evet Roman Reigns o kadar yavana atılacak güreşçi mi? Bunu da haftaya tartışma konusu olsun. Haftaya cumartesi günü saat 22'de bunu da konuşalım. Boğaç 5 üzerinden SmackDown'a puan. Hadi Rav'ı ben bu hafta kısmen daha çok beğendiğim için buna 2.5 diyeceğim. Evet. Kutay sen bir Twitter'da puanlamacısın. Senin düşüncelerin ne? Hani bu şovda hani Rav'a göre daha az maç vardı ama burada hep ortada geçen maçlar oldu. Ben 3 diyorum ya. Hani Rav'la arasında pek fark yoktu. 3 diyorum ben. Evet ben de o zaman 2.5 diyeyim. Code Blue 3 demiş. Number 13 2 demiş. Rotun da Arthur Roman Reigns'e Cumhur İttifakı benzetmesi yapmış. Zeno demiş Cody Rhodes'un zekası büyüktür. Hunter'ın zekası. Beyler taht göndermesi konuşuldu mu? Hemen ona geçiyoruz. Radyoyu kapattıktan sonra. Oh My Mind 1 demiş. Ganyancı 2 demiş. Zeno da 3 demiş. O zaman SmackDown'ı sonlandırdığımıza göre haftaya saat cumartesi günü saat 22.00'da SmackDown Raw değerlendirme sadece gündem sohbetleriyle tekrar buluşmak dileğiyle. Radyo linkini canlı olarak dinlemek istiyorsanız güreştürkiye.net'i takip ederek bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.